Çocuklarda migren düşündüğümüzden yaygındır aslında ama çoğunlukla tanı konmaz atlanır. Çocuğun da başım ağrır denilir, geçilir. Çünkü çoğunlukla migren stresle ilişkileri, çocuğun stresi yok, başı ağrımaz diye düşünülür. Bir diğer yanı da çocuklardaki migren yetişkinlerdeki gibi şiddetli baş ağrısıyla çoğunlukla seyretmez. Daha çok çocuk başım ağrıyor der birazcık. Aa işte ilgi çekmek istiyor, okula gitmek istemiyor, ders yapmak istemiyor diye düşünülür. Ve çoğunlukla da migren olduğu anlaşılmaz. Çocuklarda migreni anlamak için birincisi aileye bakmak lazım. Özellikle anne migrenliyse, çocuk başım ağrıyor diyorsa çoğunluk bu migrendir. Çoğunlukla. Çünkü migrenli annelerin %80 oranında çocuklarında da migren olur. Çocuk günlük hayatını sürdürürken oyun oynamaktan çekiliyor, birazcık böyle durgunlaşıyor, işte bulantı kusması oluyor, başı hiç ağrımayabilir. Çocuklarda bulantılı kusmalı migren atakları olabilir. Böyle bir hayattan çekiliyor, sonra ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi günlük hayatına dönüyorsa bu çocuklarda migren akla gelmelidir. Özellikle doğduğunda çok sancılı, gazlı bebeklerde, araba tutan bebeklerde migren akla gelmelidir çocuklarda falan. Özellikle ilkokula başlayacağı, anaokulu, yuvaya başladığı dönemlerde migren başlar. Servisten çok rahatsız olan çocuklarda migren olabilir. Sonuç olarak çocuğumuzda migren olup olmadığını nasıl anlarız? Çocuğumuz çok şiddetli baş ağrısı, bulantı kusmayla yatmasına gerek yok. Çocuk ara ara durgunlaşıp, soluklaşıp bir şeylerden yakınıyorsa bunu ilgi çekmek için yapıyor diye düşünmeyelim. Migren olabileceği aklımıza gelsin.